Trump, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi adayını açıkladı. Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme üyeliği için adayının Washington DC Temiz Mahkemesi yargıcı Brett Kavanaugh olduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Washington DC Temiz Mahkemesi yargıcı Brett Kavanaugh Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi üyeliği için aday gösterdi. Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, Kavanaugh, Amerika Birleşik Devletleri yasalarını en iyi şekilde uygulayacak kişidir, dedi. Trump, Kavanaugh'un yüksek mahkemeden emekliye ayrılacak Anthony Kennedy'nin yerine geçebilecek en iyi isim olduğunu söyledi. Konuşmasına, kendisini aday gösteren Başkan Trump'a teşekkür ederek başlayan Kavanaugh ise, "Bana gösterdiğiniz güveni boşa çıkartmayacağım, gurur duyuyorum," ifadesini kullandı. Trump'ın bu seçimi, başkanlık döneminin en önemli kararı olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en saygın okullarından biri kabul edilen Yale Üniversitesi'nin hukuk bölümünden mezun olan Brett Kavanaugh, annesi ve babasının da hukuk fakültesi mezunu olduğuna dikkati çekti. Harvard, Yale ve Georgetown gibi saygın üniversitelerde hukuk dersleri veren 53 yaşındaki Kavanaugh, eski başkan George W. Bush'a danışmanlık yapmıştı. Yalan söylediği gerekçesiyle Clinton'ın görevden alınmasını istemişti. Ayrıca Kavanaugh, yalan söylediği gerekçesiyle Bill Clinton'ın görevden alınmasını öngören tasarıyı hazırlayan hukuk adamlarından biri olarak da biliniyor. Kavanaugh, Başkan Trump'ın görevi süresince Yüksek Mahkeme'ye aday gösterdiği ikinci isim oldu. Trump daha önce, hayatını kaybeden Yargıç Antonin Scalia'nın yerine 49 yaşındaki Neil Gorsuch'u aday göstermişti. Gorsuch, Kongre'de onaylanmasının ardından Yüksek Mahkeme'deki 9 yargıçtan biri olarak görevini sürdürüyor. Brett Kavanaugh'un Kongre'den onay alması durumunda Cumhuriyetçi başkanların aday gösterdiği isimler Yüksek Mahkeme'de sayı olarak üstünlüğünü korumaya devam edecek.